Herkese merhaba, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir video çekemiyordum yine. Ben böyle ara ara birkaç ay böyle çekemiyorum. Sonra tekrar devam ediyorum. Araya bir şeyler giriyor. İşte vize dönemi oluyor, bir şeyler oluyor filan. Şimdi İzmir'deki öğrenci evimden ailemin evine geldim. Bir aydır filan burada bir adaptasyon sürecinde bir video çekmeye başlayamamıştım. Geçen de bir arkadaşımla buluştuk. Birkaç tane oje aldım. Bir de bu maskeyi aldım. Bunları denemeli olarak göstereyim. Hem de uzun süredir video çekmemiştim. Böyle bana bir geçiş gibi bir şey olsun istedim. Biolis'in ojelerinden aldım. Önce şu şekilde göstereyim. Bunların denemelerini yapacağım. Şöyle 5 tane Biolis'in ojesi var. Bir tane de geçenlerde pastelin ojesini almıştım. Onu da deneyeyim, araya sıkıştırayım dedim. Öncelikle ojelerin denemesini yapacağım. Onları süreceğim tek tek. Nasıl durduklarını göstereceğim ve numaralarını söyleyeceğim. İçinden beğendiğiniz olursa alırsınız. Bir de yüzümde şu an biraz sonra şu maskeyi yapacağım için makyaj yok. Makyaj yapmadım. Sadece rimel ve bir ruj sürdüm. Onların da ne olduğunu göstereyim. Biolis'in rimelini kullanıyorum bir süredir. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yani sevdiğim bir şey. Şu an yüzümde o var. Çok fazla gözükmüyor çünkü çok hafif sürdüm sadece. Fondöten sürmediğim için diğer şeyleri yapmayı da çok fazla sevmiyorum. Çünkü kızarık bir cildim var ve biraz sivilceler olduğu için fondöten sürmüyorsam eğer diğer ürünleri sevmeyi diğer ürünleri sürmeyi sevmiyorum. Çünkü o kızarıklıkları daha çok patlatıyormuş gibi geliyor. O yüzden hafif yapmaya çalıştım. Bu da bayağı uzun zamandır vardı bende. Şöyle göstereyim. Golden Oz'un kalem ojesi değil, ruju. 11 numaralı. Bugün galiba çok fazla yanlış telefon sorunları yaşayacağım. Niyeyse kamerayı açınca bir anda her şey değişiyor. O zaman şimdi ojelerin denemesiyle başlıyorum. Önce hangisinden başlayayım? Ben en çok şunu sevdim. O yüzden önce bununla başlamayı düşünüyorum. Numarası 961. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi sürelim ve nasıl durduğuna bakalım. Evet, inşallah açı problemi yoktu. Direkt böyle kamerayı eğdim aşağıya doğru. O şekilde yapacağım şimdi. İnşallah güzel gözüküyordur. Şimdi ilk olarak bunu deniyorum. Bunu tek başına sürebilirsiniz. O konuda hiçbir şey yok. Şu an benim uygulayacağım gibi. Onun dışında eğer başka bir oje sürdüyseniz biraz sonra onu da gösteririm. Özellikle daha böyle nude olan ojelerde. Onların üzerine bu şekilde tek kat geçerek daha simli bir hava katabilirsiniz. Ya da bu şekilde tek kat da sürebilirsiniz. Şöyle nasıl durduğunu göstereyim. Ya da bunun üzerine ikinci bir katı da geçebilirsiniz. Daha simli durur. Görünüşü bu şekilde. Şimdi ikinciye geçiyorum. Evet, ikinci olarak da bunu seçelim. Bunları kenara koyalım. Bunun hemen numarasını söylüyorum. Bu da 510 numara. Şöyle göstereyim. Eğer okunmazsa, tam olarak ne olduğunu anlamazsanız bana Instagram'dan yazıp ne olduğunu da sorabilirsiniz. Instagram ismimi de hemen aşağıya yazacağım. Şimdi bunu sürüyorum. Büyük ihtimal tek katta güzel duracağını düşünmüyorum. Çünkü olmayabilir aslında. Fena değil gibi ama ben yine de genelde bütün ojelerde ikinci katı geçmeyi daha çok seviyorum. Çünkü rengini daha çok belli ediyor. Bazıları hariç. Bazıları tek katta çok iyi belli ediyor ama genelde ikinci katı bir istiyorlar. Özellikle Biolis'in ojelerinde bu problem var. Yani tek seferde çok fazla rengi belli etmiyorlar. Tek kat sürdüğümde bu şekilde oldu. Şimdi bunun azıcık kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra ikinci katı da üstünden geçeceğim. Sonra tekrar nasıl durduğunu gösteririm. Pembe olanın kurumasını beklerken şimdi diğer ojemize geçelim diye düşünüyorum. Bu da 805 numarası. Mavi tonlarda güzel bir renk. Şöyle açayım hemen ve bunu da deneyelim. Bunu da şuraya sürelim. Bu da aynı biraz önceki pembe gibi. Biraz böyle bir saydam bir
renk verdi. Fırçanın ucunu da çok fazla almıyorum. Çok aldığım zaman da pek güzel olmuyor. Tek kat sürdüğümde bu da bu şekilde gözüküyor. Mavinin güzel tatlış bir tonu. Bunu da aynı şekilde ikinci katı sürdükten sonra tekrar göstereceğim. Şimdi başka bir ojeye, başka bir renge geçelim. Bu da lila rengi olarak yazıyor. Üstüne lila yazıyor. 600 numara. Ama bana çok böyle lila gibi gelmedi. Daha çok böyle gri lila arası bir renkte bence. Sürdüğüm zaman daha iyi anlayacaksınız. Pastelin bir lilası vardı. O bayağı güzeldi ve tam lilaydı yani. Bu biraz daha sanki liladan daha griye kaçıyormuş gibi. Bunu da bu şekilde uygulayayım. Evet, bu şekilde. Bu da bu şekilde, şuradaki parmağım tek başına göstereyim de karışılsın. Bu da buradaki. Şimdilik şu şekilde bir elim oldu. Her parmağımda farklı bir renk. Ve son rengime geçiyorum. Bu da biraz daha böyle kiremit rengi gibi bir şey. Bu da şu şekilde oldu. Ben normalde şu üç tanesini almıştım. Ha, şu üçlüyü. Bu üçünü birden almıştım ama şey varmış. 3 al, bir tanesi ücretsiz varmış. Yani 4 tane. Bunu kasada öğrenince oradaki yazıları görmemişim. Tekrar böyle kasadayken çok bekletmeyeyim diye hızlı bir şekilde hemen bir tane seçtim. Gözüme ilk olarak tabii ki de kırmızı çarptı. Çünkü en sevdiğim renk olduğu için. Normal kırmızı vardı. Biraz daha böyle kiremite kaçanını almak istedim. Bunu da şu küçük parmağıma uyguluyorum. Ama çok fazla belli olmazsa diğer elime de geçerim. Aslında sağ elimden sol elime daha kolay sürüyorum. Yani sol elime daha kolay sürüyorum. Sağ kullandığım için. Ama sol elimde birkaç tane tırnağım çok kısa olduğu için sağ elimi kullanmayı tercih ettim. Ama dediğim gibi çok şey olmayan olursa diğerini de gösteririm. Bu da bu şekilde duruyor. Şimdi ikinci katlarını geçelim ki ikinci katta da nasıl olduklarını görelim. Aslında tek katta da kullanılabilir yani ojeyi biraz bol alırsanız. Yani şu an çok aşırı şu pembe haricinde şu ikisi güzel durdu aslında. Evet, şu üç parmağıma ikinci katlarını geçtim. Kırmızıya çok fazla gerek olduğunu düşünmedim. Çünkü diğerleri gibi çok saydam kalmadı. Gayet tek seferde renk oturdu. Ama yine de şöyle üstünden çok az bir geçeyim. Onun da ikinci kat olmuş hali bu şekilde. Şimdi bir tanesine şunu üstüne denemeyi düşünüyorum. Burada tek başına sürmüşük. Şurada bir tanesi kuruduğu zaman üstüne şunlardan biri olabilir. Başka bir ojenin üzerinde sürüldüğünde nasıl durduğunu da göstermek istiyorum. Ondan sonra ojelerimiz bitecek. Sonra maske deneyeceğim. Pastelin kırmızısını da deneyeceğimi söylemiştim. Unutmuşum. Şu an fark ettim. 37 numarası pastelin. Hemen şu elime şu şekilde süreyim. Bunu da göstermiş olayım. Bayağı güzel bir kırmızı. Bu da bu şekilde. Biraz önce denediğim şu diğer koyu olanı göstereyim. Bunların da arasındaki farkı görmüş olursunuz. Evet, oje sürme işlemini bitirdik. Son şekilde böyle göstereyim. Burada kullandığım simliği şurada da kullandım. Burada da görebilirsiniz. Yani farklı ojelerin üzerine de kullanabilirsiniz. Bir de son şurada pastelin ojesini kullanmıştım. Şu kırmızı da farkını da göstermiştim. Şimdi ojelerle işimiz bittiğine göre artık maskeye geçebiliriz. Bu da Be Beauty'nin maskesi. Üzenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olur ve cildimi matlaştırır dediği için bunu tercih ettim. Çünkü benim yanaklarım, buralarım biraz gözenekli ve cildim biraz daha yağlı bir cilt olduğu için bunu tercih ettim. İçinde bu şekilde iki tane var. İkisini birden kullanabiliyorsunuz. Şimdi şuradan ayırıyorum. Kalan kısmını, bir tanesini buzdolabına koyuyorum. Bir tanesini de şimdi kullanacağım. Ve kuru cilde uygulamamız gerektiği yazıyor ve 20 dakika kadar bekletip daha sonra soyacakmışız bunu, yıkamıyoruz. Bu arada işte saçımı toplayayım falan derken şu ojemi birazcık çıkarmışım. Şu kenarda kalanlar biraz
Bu şekilde gözüme çok fazla yaklaştırmadan yüzümün her yerine maskeyi uyguluyorum. Instagram'da bir tane böyle parlaklık efekti vardı. Onun gibi oldum şu an. İçinden çıkan gayet yeterli geldi. Diğerini dediğim gibi birkaç gün sonra kullanırım. Şimdi 20 dakika bekliyorum. Maske kurduktan sonra soymaya başlayacağım. Ondan sonra da hoşuma gidip gitmediğini söylerim. 20 dakikam oldu. Artık soyuyorum. Şöyle burun kenarlarından zaten ufak ufak attırmaya başladı. İlk olarak ilk sürdüğümde ufak bir yanma hissi. Böyle ferahlık hissiyle karışık bir yanma hissi oldu. İyi, kolay da soyuluyor. Ondan sonra yaklaşık 5 dakika kadar filan sürdükten sonra geçti. Onun dışında çok fazla bir şey hissetmedim. Şimdi de şöyle. Evet, kamera karşısında soyduğum için şöyle şuralarda filan birkaç tane ufak ufak bir yerlerde kaldı. Onu biraz sonra yıkayacağım, halledeceğim. Gözenek etkisini görebilmeniz için uzun süreli bir kullanım gerekiyor. Şimdi tek seferde zaten ona mümkün değil etki etmesi. Onun dışında sürdüğümde de soyduktan sonra da güzel, ferah bir his hissettim. Kısa süreli kullanım için ben gayet memnun oldum. Siz de eğer daha önce denediyseniz yorumlarda yazarsınız memnun kalıp kalmadığınız, ama ben sürdüğümde hoşuma gitti. Kokusu falan da güzeldi. Bence gayet güzel, tekrar alıp kullanabileceğim bir ürün. Videonun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız diğer saç boyama, işte bakım ve da işte vlog, alışveriş gibi videolarımı da izlerseniz çok sevinirim. Onun dışında beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram ismim Sena Levendoğlu. V'den sonraki E iki tane aşağı yine yazıyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.